Herkese yeniden merhaba. Bugün yeni videoyla karşınızdayım. Daha önceki videolardan birinde de bahsettiğim gibi bugün sizlere sezaryandan sonra ne zaman spora başladığımı, hangi hareketlerle başladığımı bunları paylaşacağım. Ama ben o rutini size göstermeden önce bir şey göstermek istiyorum. Bunu göstermek zorunda hissediyorum kendim. Çünkü internette çok fazla doğum sonrası mükemmel vücutlar, sarkmamış deriler, işte yani filtrelerle oynanmış ya da bir şekilde bir şeyler yapılmış karınlar mevcut. Bunların gerçekliği tabii ki tartışılır ama normalde bir ya da iki doğum yapmış herhangi bir annenin karnının görüntüsünü şimdi size göstereceğim. Hiçbiriniz kendinizi kötü hissetmeyin diye. Benim karnım asla mükemmel değil. Zaten doğum sonrası, burada bir oğlum 5 aylık şu anda. İlki 4 yaşında, ikincisi 5 aylık. Asla zaten karnınızın böyle hani six pack silah şeklinde olmasını beklemeyin. Doğumdan sonra tabii ki derinizde ve karnınızda birçok değişiklik oluyor. Şöyle indireceğim şimdi kamerayı. Kameradan zaten göreceksiniz deriyi. Özellikle güneşin önüne geçiyorum ki şeyi görün. Yani böyle nokta 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 pütürlü bir görüntü oluyor ilk önce. Yani deri daha kendine gelmedi. Bu arada düzeliyor bir süre sonra ama bu kadar çabuk değil. Bu böyle nokta 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 bir şeyler olmuş halde derim. Yani eğilip, bu arada şeyi de unutmayın. Fotoğraf başka bir şey. İnsanların gerçekteki hali başka bir şey. Eğilip kalkarken mesela kesinlikle karnımı çok sıkı tutamıyorum. Şu şekilde puding gibi kendini bırakıyor deri. Onu da bir göstereyim. Gördüğünüz gibi şöyle çizgi çizgi gibi katlanma yerleri karnımda var ve göbek deliğim düşük. Ben size bunu bir de normal karşıdan göstereceğim. Bu hiç tuhaf değil. Sadece benim mi karnım bu hale geldi? Herkesin karnı çok güzeldi ondan sonra falan diye düşünüyorsanız. Gördükleriniz sadece fotoğraf. Onu göstermek istedim. Çünkü çok fazla aşağıda yorum yazanlar da oluyor. Hani karnım çok kötü oldu. Hiç işte benim gördüğüm insanlarda, fotoğraflardaki, internetteki gibi değil. Öyle olması... Yani şöyle söyleyeyim, gerçek hayatta benim neredeyse bütün arkadaşlarım doğum yaptı. 1-2 tane, 3 tane çocuk doğuran arkadaşlarım var. Hiçbirinin karnı öyle değil. Ve ben çok uzun süre dans ettim. Arkadaşlarımın bir kısmı profesyonel dansçı. Onların da karnı böyle. Benimki gibi. Yani doğurdunuz, işte aradan 3-4 ay geçti atıyorum. 4 ay sonra spor yapmaya başlıyorsunuz. 4 ay sonra... mucizevi bir şekilde karnınız böyle iki spor hareketiyle tabii ki eski haline gelmeyecek. Bu zaman alacak. Benim Edward'dan sonra mesela vücudumun tamamen kendine gelmesi 1,5 yıl sürmüştü. Eli 1,5 yaşındayken ben karnım yine eski karnım gibiydi. Yani zaman alıyor. Öyle doğumdan sonraki o fotoğraflar, işte Instagram yok bende, kullanmıyorum ama çok duyduğum için söyleyeceğim. Instagram fotoğrafları falan hani onlar fotoğraf, bunu böyle düşünün. Fotoğraftaki gibi olması için daha uzun zamanlar gerekiyor çoğu zaman. Çünkü o insanları şu dediğim gibi hani hareket yaptığında karnının nasıl göründüğünü de görmüyorsunuz. Bir de böyle şeyler de var yani. Mesela şu düşüklüğü kaldırmanız muhtemelen operasyonsuz mümkün değil. Yani benim bu hiç... tekrardan kalkmadı. Şöyle girilmedi yani. Belki çok ağır spor yaparsanız olabilir. Onu bilmiyorum. Ama dediğim gibi hani aslında kısmen çok çabuk kilo vermiş. Benim arkadaşlarım çoğu da öyleydi burada. İnsanlar olarak doğum sonrasında ve sportif insanlar olarak, sürekli bir şeyler yapan insanlar olarak bile karın doğum sonrası kesinlikle deforme oluyor. Sadece karın değil, vücudunuzun başka yerlerinde de deformasyon oluyor. Göğüslerinizde olabilir, bacaklarınızda olabilir. Her yerde olabilir. Benim bugün göstermek istediğim şey, hani hadi karnımızı dümdüz yapalım. İşte ben doğum yaptım, hemen karnım çok anında düzleşti ve çok muhteşem görünüyor. Asla değil. Gerçekçi bir şekilde, gerçekten doğum yaptıktan sonra karnınız nasıl oluyor? Nasıl daha iyi bir hale getirirsiniz? Daha iyiden kastım bu arada. Nasıl daha işlevi olarak iyi bir hale getirirsiniz? Yatıp kalkarken, oturup kalkarken nasıl daha rahat hareket edebilirsiniz? Nasıl iyileştirebilirsiniz karnınızı?
biraz ondan bahsedeceğim. Ben bu arada acil sezaryen olduğu için 4 ay kadar hiç spor yapmadım. Zaten benim jinekoloğum da önermedi. Kesinlikle spor yapmıyorsun 4 ay dedi. O yüzden ben 4 ay hiçbir şey yapmadım. 4 ayın sonunda doktorunuza sormadan burada normal durumda sanırım 2 ay ama doktorunuza sorduktan sonra kontrolünüzü yaptırdıktan sonra spora başlayın derim. Ondan öncesinde tehlikeli olabilir. Gerçekten riskli durumlar olabiliyor doğum sonrası sporla ilgili. O yüzden tarihlerini mutlaka doktorunuza sorun. Ben 4 ay sonra başladım doktorum öyle söylediği için. Ve ilk bir ay sadece esneme hareketleri yaptım. Bugün sizlere o esneme hareketlerini göstereceğim. Bundan sonraki videoda karnım için neler yapıyorum onu göstereceğim. Tabii bu görüntünün böyle kalmasını istemiyorum. Hem yataktan hala zor kalkıyorum. Yattığım zaman biri elimi tutmazsa eğer kendim kalkacaksam genelde yuvarlanarak kalkıyorum. Karın kaslarımın daha bayağı bir çalışması gerekiyor daha iyi olması için. Onu çalışıyorum şu anda. Onun dışında bir de bacaklarım, burada karın çalışırken sırtı da çalışıyorum aynı anda, aynı gün. Ertesi günde bacak, popo çalışıyorum. Onu da işte bir sonraki videolarda falan hani bu şekilde ben size göstereceğim. İlk başlangıcım nasıldı şimdi onu izleyeceksiniz. Umarım keyifli izlerseniz. Hareketlerin herhangi birini yaparken canınız acıyorsa durun, yapmayın. Ama zaten çok hafif, çok basit şeyler göstereceğim. Bir ay boyunca ben her sabah kalkıp bunu yaptım. Bebeğinizi ya ilk uykusuna yatırdığınızda ya da kahvaltıdan hemen önce bebeğiniz ilk bir oyun oynuyorsa bir şeylerin oyuncaklarının altında falan uyanır uyanmaz gerçekten bunu yapıp güne başlarsanız çok daha iyi başlıyorsunuz güne. Bunu da söylemeden edemedim. Evet, şimdi başlayalım.